Ergin Berişa kiralık olarak Augsburg'a transfer oldu. Sosyal medya hesaplarından da bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'den resmi bir e, açıklama da geldi. Futbolu A takımımızın oyuncularından Ergin Berişa kiralık olarak bu ekiplerinden Augsburg'a transfer olmuştur. Yeni takımıyla e, başarılar dileriz ifadesi de e, kullanıldı. Son 5 yıldaki Zaten... bütün Sanford transferlerini düşünüyoruz Fenerbahçe. Hepsini toplasan... Yani eee hep hepsinin toplamı bir analize etmiyor Yani o kadar e, umut vaat eden geleceği iyi olacak oyuncuların takımı değil Fenerbahçe. Fenerbahçe olmuş adam almak zorunda. Şimdi altındaki Geleneğe, şöyle bu. yorumları da okuyorum. herkes aslında sizin senin e, girdiğin yerden yaklaşmışlar. Şey diyenler de var. Daha fazla şans verilseydi acaba hani Serdar Dursun'a verilen şans verilseydi Yok, olur muydu deniyor ya da hani yine para harcadık ama olmadı diye hüsran yaşayan bazı taraftarlar da var. Hemen henüz yapıldığı için açık ama hemen ilk reaksiyonlara bak, bakmak istedim. Evet. Hepsi bu yönde. Ucuz etin yahnesi bu kadar oluyor. Yani Berisha geldiği günden beri yani hani bizde spor medyasında şöyle bir şey var. İşte havada gol atıyor, yerde gol atıyor, oturduğu yerden gol atıyor. Bir bir parlatma işi var. Bir ifrat tefrit dengesizliği bizde meşhur biliyorsun. Sonra bakıyoruz ki yani medya e, Camiaları, taraftarı, futbolseverleri öyle bir hazırlıyor ki ya bu neymiş oluyor. Sonra beklenti çok yükselince yani çocuk, Beriş'e kötü oyuncu mu? Tabii ki değil. değil evet. Ama beklenti çok yükselince oyuncular, çocuklar da eziliyorlar. Sonuçta senin ne varsa onu verebilirsin karşındakine, fazlasını veremezsin. Berişada e da olan buydu yani, bu Hı. kadardı. Belki oynadıkça, goller attıkça gelişme şansı olacaktı ama... ...en baştan omuzlarına öyle yük veriyoruz çocukların, çöküyorlar. Berisha belki gittiği yerde Augsburg'da. ya başarılar dileyelim kendisine. İnşallah evet. kendi kişisel hikayesi içinde güzel sayfalar açar ama ya bu Fenerbahçe'yi yani 8 yıldır 9 yıldır e, şampiyonluk mücadele şampiyonluktan uzak kalan Fenerbahçe'yi taşıyacak oyuncu Berisha değil. Belki uzun vadeli planlamalarda Berisha ve örneği oyuncular doğru isimler olabilir. Fakat e, işte Fenerbahçe ve başkanı Ali Koç e, bir e, mücadele içindeler. Bir e, Nasıl diyelim Ali Koç egoları çok yüksek bir adam ailesinden gelen bir şey çok zengin bir adam e, gayet doğaldır biz o, o kadar paraları bizde olsa şimdi nele bilmiyoruz yani e, kendisini bir şekilde kendisi o şekilde yöneliyor kendisini yönetiyor ama o profildeki bir insan çok iddialı olur ve çok iddialı adam 4 yıldır başarısız fakat ben bu, bu yıl da çok şey görmüyorum ya geçen sene Fenerbahçe iki, ligin ikinci yarısından itibaren ligin en iyi takımı ve o en, o en iyi takım dağıtıldı neredeyse. Aklım almadı benim. Ya sen Crespo, e, Zayis, Mert Hakan orta sahası e, ligi domine etti. O orta saha her şeyi halletti aslında. Hı hı. Arkasında kim vardı? İşte ön tarafta Serdar Dursun beklenenden iyi oynadı. Katkılar oldu ama takımı yürüten, dönüştüren o orta sahaydı. Hiçbiri yok Peki. ortada. O zaman biz geri dönelim Galatasaray'a. Ne dersin? Fenerbahçe kısmına geldiğimizde yeniden bu konuyu elbette açacağız. Şimdi bir haberimiz var. E, Süper Lig'de geride kalan 4 maçta ne yaptı Galatasaray? Kaleyi bulan 20 şutta 2 gol atabilmiş. E, bu performansı son olarak ne zaman gösterdi derseniz 1979-80'de yapmıştı. Rakamlara bakalım. Bir haberimiz daha var. Fenerbahçe'nin Konyaspor'la Sporlu karşı karşıya geldiği mücadelenin 22. dakikasında kırmızı kart gördü. Valencia PFDK'ya sevk edildi. Şimdi... Valencia konusundayız. Valencia'da bu arada özür diledi. İsterseniz neler söylemiş? Ona da bir bakalım. Hı hı. Hemen sözü size vereceğim. Ee, kırmızı kartla ilgili bir açıklaması var Valencian'ın. İzlemek zorunda kaldım. Dışarıda bir yerdeydik. Çok sevgili bir arkadaşımla izliyorduk. Pozisyonu ilk gördüğümde yani hani bu bu kadar ucuz olmamalı penaltı dedim. Sonra biraz daha detaylı da baktım. Hala aynı fikirdeyim ve ben bunu beyan ettim sosyal medyadan. Belki de ilk kez ben söyledim. Yani böyle ucuz olma yani bu pozisyonlara. Kırmızı kart çıkaran hakemlerle Türk futbolu bir yere gitmez dedim. Başka hakemler de çıkarabilir, mesele o değil. Sen e, hakem sen sahada e, ben yakaladığına inanmıyorum, tam yakalayamıyor çünkü sadece e, Valencia'nın e, geri itilmenin tepkisi olarak bana göre. Ben öyle görüyorum. İnsanlardan bir kısmı şöyle başladı: "Ne oldu? Fener yalakalarına mı başladın" diyorlar. Ben hayatım boyunca yani şu hayatta değer olarak önümüze konan hiçbir şeyin karşısında o duyguya kendimi yakıştıramam, yapmam. Onu yalamak bir şeymiş falan ee, imtina ederim, ar ederim ondan. Hiç öyle bir şey mümkün değil. Kaldı ki Fenerbahçelilerin en sevmediği gazeteci kim desem ilk üçte işte yer alırım yani. Niye? Ben gerçekleri birilerinin hoşuna gidiyor ya da gitmiyor diye saklamayı hı hı. ayıp sayarım. İnsanlara sadece gerçekleri söylerim. Gerçekler bazılarının hoşuna gidiyor, bazılarının gitmiyor. Ama şu bu konuda da Valencia konusunda da bir inancım şudur benim. Doğru ya da yanlış. Önemli değil bu. Ben de yanılabilirim canım. Ben de bir insanım yani. Hı hı. Ben, iki kişi arasında itişim oluyor. Bir oyuncu Adil Valencia'yı göğsünden itiyor geriye doğru. Göğsünden geriye doğru itilen bir adam böyle olur. ya Bir ayağa ayağa kalkar. Yani bu fiziki reflekstir bu. Hı hı. Ha, o ayağa o kalkan ayağın yani rakibin hassas bölgesine bilerek gidip gitmediğini ben bilemem, e, hakem kimse bilemez. Onu sadece oyuncu bilir ama hakemin orada niyet okuması yaparak ya da işte pozisyonun son anını yakalayarak darbe varmış gibi oyuncuyu sağdan atmasını ben doğru bulmadım. Hakemlerin görevi oyuncuları birinci görevi sahada tutmak olmalı. Yani oyuncuyu atmak için fırsat aramayacaksın. Bana biraz o, o duyguyu verdiği için ben Valencia'nın atılmasını doğru bulmadım. Bu vicdani bir şeydir. Valencia'nın giydiği forma ile hiç ilgisi yoktur. Evet. Valencia'da bir futbolcu, bir emekçi e, e, emeğinin karşılığını almaya hı hı. çalışıyor oyun oynuyor. İşte neyse çağımızın oyununun e, önemli figürlerinin biridir. Hı hı. Mesele burada Valencia değil. Mesele Anladım. hakkaniyettir. O da zaten açıklama yaptık. Hakkaniyetli olan şu, şuydu. E, evet. insanlar sosyal medya üzerinde ha, ben en az 10-15 Trabzon sporluyu, ben Trabzon, Trabzonluyum ya Trabzonspor e, Trabzon spor, e, lehine her şeyi yorumlamam bekleniyor. Ben asla öyle biri olmayacağım. Bunu insanlar bilsinler. Ben gördüğünü çalan bir adamım. Gördüğüm yanlış olabilir. Zaten gözlerimde bozukluk da var. Olabilir. Ama bu <laughs> pozisyonda gördüğüm de şuydu. Valencia'ya hakem haksız yere atmıştır. Hiçbir oyuncunun bu şekilde sağdan atılmasını isteme. Hangi takımda oynarsa oynasın. Oyuncu da zaten kabul etmediğini söyledi hakemin kararını. Peki şimdi çok fazla vaktimiz kalmadı başlıklara. Dönüşte tabii ki onları konuşacağız ama yine de bir giriş yapmış olalım. Konya Spor karşısındaki Fenerbahçe çok eleştiri aldı diyorsunuz. Sizin ya. gözünüzden de dinlemek istiyorum. Son iki maç 10 gol attı, 6 puan topladı. Ligde ilk yenilgisi ama bir şey söyleyeceksiniz galiba. Bekliyorum. Şimdi az önce sana Preston örneği verdim. mi? Evet. Preston bir gol atmış, 8 puan toplamış. Evet. Fenerbahçe 13 gol attı, 7 puan topladı. Hı hı. Neymiş? Arka'yı sağlam tutacaksın. Ben geçen sezonun sonunda önümüzdeki sezonun bir şampiyonluk adayı bana göre Fenerbahçedir. E, son şampiyonla Fenerbahçe çekişir demiştim. Fakat onu dedikten bir hafta sonra kimi sattılar. Artık geri aldım onu. E, kimin yeri dolarsa aynı fikirde olacağımı söyledim. Kimin yeri de Lemoslarla falan dolmaz. Kimse kusura bakmasın. Bak bir tane e, gol atıyor adam 8 puan topluyor. Sen 13 tane atmışsın 7 puan toplamışsın. Aldatmamalı yani. Fenerbahçe bana göre e, Jesus'u tartışacak halimiz yok. Ama Jesus da gelir gelmez o hazır takımı bozarak benimle mini bir düş kırıklığıyla başladı. Yani Crespo, e, Zayis, Mert Akan, hani sakatlık falan oldu, Mert Akan oldu olabilir. Ama sen Crespo'yu her zaman sağa atacaksın Ağar o yet diye getirdim bir adam evet. A, şey havası var. Futbolun profesi. evet çok iyi oyuncu. Fakat senin ihtiyacın o değil. Senin işleyen bir e, sistemin var. Şimdi o sisteminin adamı Crespo. Crespo kenarda olmaz. Onlar konuşuldu eleştirdi bir de bu e, Jesus'un benim ideal bir 11'im yok rakibe Müsait göre 11. 11'im vardı evet ve bu aslında puanlar aldıkça sonuç geldikçe evet çok desteklendi ama şimdi bu gibi maçlardan sonra da çok ciddileşirler vardı son 30 saniyemiz kalmış toparlayanın dönüşte detaylandırırsın. Işte, test test maçları Konya gibi maçlardır işte yayın hmm. günü, maç günü söyledim bunu. Sen işte Kasımpaşa e, 10 kişi kalıyor falan 6-0'lar 6-0'lar tehlikeli skorlardır. Hı hı. Takım ne olduğunu unutur olmak istediği, hayal ettiğini gerçekmiş gibi yaşamaya başlar. O zaman da ilk ciddi maçta yenilirsin. Peki. O zaman bu bölümü biz de kapatalım. Ne dersin? Kapatalım. belki kahve de gelir. Sonra. Yeni gelişmelerle <laughs> buluşalım.